yıl değişecek. Yeni bir yıla gireceksiniz. Müslüman zaman geçtikçe, ömür ilerledikçe onda bir hüzün hali olur. Acaba yarın nasıl olacak? Dünün hesabını Allah azze ve celle'ye verebilecek miyim diye. Bunun derdiyle hesabıyla muhasebesiyle mümin meşgul olur. Fakat hazırlıklar görüyorsunuz. Mağazalarda görüyorsunuz. Ekranlarda görüyorsunuz. Şehirlerde hazırlıklar görüyorsunuz. Peki Müslümanlar, müminler, kardeşlerim, nereden geldi bize? Nereden bulaştı? Batı'dan geldi. Batı'dan sirayet etti. Şimdi onlar eğlenmeye hazırlanıyorlar. Şimdi onlar keyif yapacaklar. Statlarda alanlarda toplanacaklar. Peki Londra'da Paris'e, New York'ta neden toplanacaklar, niçin eğlenecekler? Halep'te akıttıkları kanlardan dolayı eğlenecekler. Halep'te, Hamada, Hamzalarınızı, Eneslerinizi, Abdullahlarınızı katlettiler. Mısır'da kardeşlerinizi zindanlara koydular. Arakan'da, Myanmar'da Müslüman kadınların babalarının gözü önünde iffetlerini kirlettiler. Şimdi katiller Yeni yıla girerken zafer ayinleri yapacaklar kutlayacaklar. Ne kadar kan döktüler. Ne kadar Hamza öldürdüler, şehit ettiler. Onun kutlamasını yapacaklar. Peki Müslüman sen neyin kutlamasını yapacaksın? Katiller orada, eşkiyalar orada. Allah ve Resul düşmanları ekranlarda. Size Müslüman'ın kanını döktüklerinden dolayı nasıl keyif yaptıklarını gösterecekler. Dans sözleri çıkaracaklar şarkıcıları çıkaracaklar. Evlerimizde acılar var. Evlerimizden ağıtlar yükseliyor. Şehirlerimizin sokaklarında kan var. Müslüman, ümmetin yüreği kan akıyor. Bu feryadın içerisinde o katiller yarın senin de katilin olacaklar. Belki katilin olmak istiyorlar. Yarın seni de vuracaklar. Vuruyorlar. Eşkıya ile vuruyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Peki bu kadar tuzağın içerisinde katillere duyulan bu aşk neyin ifadesi? Festebikul <laughs> hayrat. Hz. Kur'an uyanın buyuruyor. ekumun nedir? Uyarıcı olarak Kur'an Hakim, uyarıcı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, uyarıcı olarak saçımızdaki aklar yetmedi mi kardeşlerim? Eğer Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığımızla yönelmezsek, sadece İslam, yalnız İslam demezsek bu atlar bitmeyecek, Allah yolumuzu açmayacak. Ama eğer bütün varlığımız mevcudiyetimizle, evimizde, sokağımızda, emri bil maruf nehyanin münker yaparak, onun yoluna sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi dönersek, o zaman önünüzde daha büyük kuşatmalar göreceksiniz. Şehirlerinizde eşkıyalar, küresel güçler adına bombalar patlatıyorlar. Yine patlatacaklar. Siz de diyeceksiniz ki قُلِ اِدْعُوا شُرَكَاهِكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا Mekke'de kuşatılan peygamberiniz bu ayeti okuyordu. قُلِ <laughs> اِدْعُوا Ey katiller, dinsizler! Bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra bana tuzaklar kurun. Bana mühlet vermeyin. Fakat unutmayın. اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي el kitab. Biz yetim değiliz. Biz sahipsiz değiliz. Biz Sahra'larda atılmış kurda kuşa yemedilen varlıklar değiliz. Bizim sahibimiz var. Kur'an'ı indiren Allah Azze ve Celle bizim sahibimizdir. Eğer biz onun yoluna bütün varlığımız mevcudiyetimizle dönersek, Amerika, Rusya, bütün küresel güçler, Anadoluya, ümmetin diriliş merkezine, bütün o stratejik merkezleriyle, tuzaklarıyla gelseler, ordularıyla gelseler, haydutlarıyla gelseler, inne veliyyallahu lezî el kitab. O kitabı indiren Allah senin velin olacak. Allah muhafız olarak yetmez mi Müslüman? Allahu veliyyul lezîne amenu yukhricuhum minel zulümâti ilen nur. Allah veli olursa bütün karanlıklardan, yıkılmış şehirlerden, Uhud'lardan sizi alır. Önünüzde Hz. Muhammed Aleyhisselam olduğu halde Mekkelerin fethine götürür. Sadece İslam, yalnız İslam dersek Allah Azze ve Celle yeniden velimiz olacak.